2020 yılında boşanma oranlarına baktığımızda Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre boşanma oranlarının %13 oranında azaldığını görüyoruz. Fakat bu oranların boşanma talebini mi yansıttığı yoksa boşanma kararını mı yansıttığı konusunda bir ihtilaf mevcut. Tabii ki de Türkiye İstatistik Kurumu verilerini mahkemelerden resmi kayıtlardan aldığı için biz burada yalnızca boşanma kararlarında bir azalış olduğunu gördüğümüzü dile getirebileceğiz. Bunun sebebi de geçtiğimiz yıl tüm dünya etkisi altına alan bir pandemi mevcuttu bildiğiniz üzere. Pandemi nedeniyle adliyeler uzun bir süre kapalı kaldı. Bu nedenle hakimlerimiz mahkemelerimiz çalışamadı, görev icra edemediler ve boşanma kararı çıkmadı dosyalarda. Bir sonraki aylara hatta 2021 yılına ertelenen boşanma kararları mevcut olduğu için biz burada boşanma hızında bir azalış var diyemeyiz. Boşanma kararlarında bir azalış olduğunu dile getirebiliriz. Bir hukukçu olarak dile getirmek gerekir ki boşanma talepleri e, her geçen yıl gittikçe artıyor. Tabii öncelikle şöyle belirtmek istiyorum ki boşanmak tek başına hukukun problemi değildir, aynı zamanda sosyolojik bir problemdir. E, bu nedenle kişilerin boşanma taleplerini hem psikolojik hem de sosyolojik zeminde değerlendirmek gerekir. Bize gelen boyut ise hukuki boyuttur. E, hukuki boyutta biz ekseriyetle davalarımızı e, aile birliğinin, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle açarız. Ancak bunu e, kendi içerisinde alt dallara ayırdığımızda bunu bunun temelinde sadakatsizlik yatıyor olabilir, güven sarsıcı hareketler yatıyor olabilir, ee, zina yatıyor olabilir ya da hayata kast dediğimiz son zamanlarda sıkça gördüğümüz şiddet olayları yatıyor olabilir. Bunu birçok başlık altında toplamak mümkündür fakat genel başlığımız her zaman için evlilik birliğinin temelinden sarsılmasıdır. Boşanmada etkili olan bir diğer etken de tabii ki yaslanamaz bir gerçektir ki sosyal medyanın hayatımıza hızlı girişi ve yayılmacı tavrı oldu. Sosyal medyanın sağladığı eriş, erişilebilirlik ve kolaylık nedeniyle taraflar boşanma sürecine de çok hızlı bir şekilde adapte olmaya başladılar. Hatta sosyal medya boşanma sürecini de e, oldukça hızlı bir şekilde tetikledi diyebiliriz.